Simay şekerleme, yöresel ve geleneksel şekerleme çeşitleriyle Tekirdağ Çorlu'da hizmet veriyor. Firma elma şekeri, sosyete şekeri, pamuk helva, gofret helva, susamlı helva, cevizli koz helva, fıstıklı koz helva, köpük helva, hurmalı Türk lokumu, susamlı ve fıstıklı krokan, incir ezmesi gibi geleneksel ürün çeşitlerini doğal ve katkısız olarak üretiyor. Bizler de firma sahibi Adnan Özel'e mikrofonlarımızı uzatarak sektördeki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. Ben Adnan Özel, Smay Pasta ve Şekerleme'nin kurucusu ve sahibiyim. İlk vergi mükellefim 2005 yılında kendi iş yerimi kurdum. O günden bugüne 17 yıldır devam ediyorum. Bizim ürünlerimiz daha çok yöresel ve geleneksel ürünler. Bunların başında elma şekeri, pamuk şeker, sosyete şekeri, onun yanında koz helva, susamlı koz helva, köpük helva, krokanlar, fıstıklı, susamlı, incir ezmesi. İlk etapta elma şekeri yoğunluktu. Şu anda helva ağırlıklı. Helvada da gofret ve susamlı helvamız talep görüyor. Bizim ürünlerimiz doğal. Ustamın babası da bu işi yapıyordu. Yaklaşık 100 yıldan beri yapılan bir meslek. Belki daha öncesi de vardır, onu bilmiyorum. Şeker, çöven suyu ve susam, fındık, fıstık bu gibi natürel, doğal ürünler kullanarak yapıyorum. Raf ömrümüz 1 yıl fakat ürünleri zaten biz günlük üretiyoruz. Yani maksimum 1 ay içinde ürünümüz tüketilmiş oluyor. Devletin bize yardımcı olmasını istiyoruz. Yani çünkü üreticiyi koruması lazım devletin. Üretim yapanların yani mal tedarikinde, satışında, uluslararası fuarlarda yer bulabilmesi için devletin bize sahip çıkmasını istiyoruz. Şimdi de firma satış temsilcisi Melih Hasan Tezol'a mikrofonlarımızı uzatarak bilgiler alıyoruz. Melih Hasan Tezol, 1966 doğumluyum. Bu firmaya satış elemanı olarak yardım etmekteyim, bazen de çalışmaktayım. Bizim ürünlerimizde dediğim gibi geleneksel ürün. Bunlarda yapılan işlem veya satışlarımızda 50 yaş üstü genellikle bilen kişiler, gençler bilmiyor ama bunu nasıl öğretebiliriz? Bunu öğretebilmemizin yolu da televizyonlarda mesela çövenciler, çövenin sağlıklı bir şey olduğunu belirtip ve onların da televizyon programlarında bunları göstermesi, firmaların desteklenmesi lazım. Yani bazı satış elemanları da gitse, yani esas satıcı, üretici firmanın orada bulunması lazım. O kişinin bulunması lazım. Yurt dışında da mutlaka üretici küçük firmalara pasaport, yani satış bizlere değil, vize, yani onlar vize kolaylığı sağlanmalı. Benim söyleyeceğim bu kadar.